Her gece mekana giden kız makyajı yapacağız birlikte. Eğlenmeye, dans etmeye. Story atacak çünkü kız yani. Hani anladınız mı? Allah diye. Düşüyordunuz özür dilerim. Anladın. Selamlar herkese. Bugün arka plan da farklı. Gün ışığını alayım diye masayı tam camın önüne taşıdım. Ve şu an camdan biri çıksa ya da işte biri geçse falan full naklen yayın. Evet, camdan birisi bir şeyler silkeliyor falan. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere biraz böyle konsept makyajı yapmak istedim. Eğlenceli bir şey olsun istedim. Hava muazzam. Yani muazzam. İnanılmaz enerji doluyum. Her gece mekana giden kız makyajı yapacağız birlikte. Hem makyaj yapmaktan çok keyif aldığımı biliyorsunuz. Hem de biraz böyle eğlenelim istedim. Ben eğleneceğim çünkü bayağı açıkçası bunu anlatırken. Önce bir şu paleti de ayarlayayım. Açıl susam açıl. Minicik şöyle bir saçımızı toplayalım. Oo İrem Hanım. Kaslarınız var he. Kol kısım gördünüz mü? Devirdim vallahi adamı. Bu hanımefendiler önce bir BB'mi süreyim mi? Şu an kendimi bile çok ciddiye alamıyorum bu sebeple. Herkes biliyor ya artık bunu. Bunun linkini de verdim. Her yerde bulunmuyor. Doğru bu arada. Ama Trendyol'da bir güzellik merkezi. Keşke Emso Insta satsa. Bir güzellik merkezi satıyordu. Onun linkini verdim. Bitirmiş insanlar. Bunun seveni bayağı var bu arada da. Herkesin verdiği linklerde olmadığı için marka belki çok bilinmiyordur diyebilirim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde BB'mizi bir sürelim olur mu? Evet, şimdi biraz da sürerken bu hanım ablalarımızdan bahsetmek istiyorum. Özellikle üniversitede, üniversite öğrencilerinde bu hanım ablalarımız muhakkak cuma ya da cumartesi günü sabahtan bir uyanır. Ondan sonra bir telefonuna bakar, bir WhatsApp'ına bakar, kiminle gece dışarı çıkabilir falan diye. Baktı, bakıyor şimdi. Listede fakirler var. E ne yapacak? Zengin lazım tabii her gece. Zengin bir abimiz lazım ki gitsin loca tutulsun, eğlensin. Şeyi düşünmesin, hesabı düşünmesin. Ne yapar? Böyle arkadaşlarıyla önce bir kahvaltıya çıkar. Onun bir storiesini atar. Hani böyle serpme kahvaltıdayım diye. Anket falan yapar genelde bu tarz kızlar. İşte bu gece nereye gideyim sizce? Yani ortalama 10.000'in üstünde de bir takipçisi vardır. Bot ya da değil, önemli değil. Bu gece nereye gitsem falan diye bir anket yapar. İşte iki tane mekan koyar oraya. Bir tane hem zengin hem göbekli. Belki de kel. Bir abimiz o ankete cevap verir. Hiçbir seçeneği seçmeden sen hangisini istersen oraya gidelim diye. Sonra kız bir bakar der hani lucada tutabilir mi bu, o imkanı sahip mi falan filan derken arkadaşlar o abimizle ne oluyor bak bunu birileri çıkıyor diye. O abiyle tamam der ama loca falan konuşması tabii daha olmaz. Hani kız işte buna düşerle önce bir konuşur belki daha önce bir kahve içmişliği vardır falan hani ondan sonra. Tabii ama bu kızın bu arada şeyi vardır yani aklında olan. Sevdiği bir çocuk da vardır. Genç bir çocuk yani. Hemen seride bir konseylerimizi sürelim. Aa, bak görüyorsunuz değil mi? Kendi cildim gibi. Muazzam bir şeysin ya. Gerçekten ben bir ürün çıkarsam sendin. Kız! Saçımı bilerek daha yapmadım. Aa, bir göz makyajı yapacağım var ya akıllara zarar. Bayağıdır da bu kadar yoğun bir göz makyajı yapmamıştım. Ben önceden şey falan yapardım. Bayağı böyle ağır makyajlar falan yapıp Instagram'a da atardım hatta. Kaldırdım çoğunu. Çok seviyorum ya. Böyle terapi gibi. Renklerle iç içe olmak. Şu palet bile yani hani böyle ne bileyim aklınıza şey gelir ya böyle acıkırsınız gecenin bir körü. Ne bileyim ağzınızı sulandıracak bir yemek hani gelir aklınıza. Yemin ediyorum bu paletler benim için öyle. İştahlanıyorum böyle. İnanılmaz. Neyse işte kıza gelelim arkadaşlar. Bu hanım ablamız artık okeylemiştir işte bu abiyle. Çıkacaktır gece. Şey konuşması başlar. E tamam önce o zaman bir meyhane yapalım. Çünkü ağır abi önce meyhane sever.
ağır abilerimizde, o şey göbekli abilerimizde. Der bir rakımızı içelim. Kız da der ki aa olur. Ben rakı çok hani sevmem ama bir iki duble içerim. Sonrasında der kulübe gidelim. Eğlenmeye, dans etmeye. Story atacak çünkü kız yani. Hani anladınız mı? Story atacak. Konum etiketleyecek. Cuma ya da cumartesi gecesi bu hanım ablamızı tek bir mekan paklar mı? Asla. Bir sürü yere gitmesi lazım. Ondan sonra oradan storyler atması lazım. Oradan da yeni takipçiler, yeni adaylar diye gitmesi lazım. Anlatabiliyorum bunu inşallah. Neyse. Der tamam der. Gidelim rakıya. Ben çok sevmem der. Çünkü bu tarz kızlar böyle şey yapamazlar. Ağır alkolü kaldıramazlar. Onların kokteyl içmesi gerekiyor. Rakı çok sevmezler. Sadece kafası çakır. Eğlenmeye, dans etmeye, daha hani elverişli olsun diye, kafası bir tık kırılsın diye. Tamam der. Yüzümü genel bir normalde sabitlemem ama bu sefer bir sabitleyeyim ki bozulmasın, tamam mı? Durun bakayım. Bu kızlar var bu arada, yani abartmıyorum arkadaşlar. Benim yani üniversitede de vardı, İzmir'de. Var yani. Normalde bu tarz şeyleri konuşurken insanlar önüne işte not falan alır ama benim asla not almama gerek yok. Birebir ben bunlara şahit oldum. Allah affetsin. Bira parası diye dışarı çıkanlar mı dersiniz? Tiksin diye insanlarla neler neler diye. Neyse. Kaşlarımı hemen bir şey yapayım, bir tarayayım. Bir saniye bana müsaade edin. Neyse işte bu kız der tamam gidelim. Sonra da işte eğlenmeye gideriz. Adam da der ki ama der bak ben böyle böyle hani ağır abime getirir. Ben hani çok sevmem, dans edemem. Ama şey yaparız der adam da. Loca tutarız. Sen eğlenirsin. Ben en kötü otururum. Hani sana eşlik ederim der. Kızın zaten istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Loca diyor adam mekanda. Tabii olur diyor o zaman. Önce diyor meyhaneye gideriz. Sen de diyor rahat rahat takını içersin. Şeyde de cila mekanda da. Sen diyor biranı içersin. Ben kokteylimi falan. Anlaşıyorlar tabii. Sonra adam diyor ki ben diyor seni alırım diyor. İşte saat kaç olsun. Yemeğimizi yerken diyor. Rakımızı içeriz. Nix'in bu paleti de wow. Almıştım işte, göstermiştim işte. Neyse. Dur bakayım. Önce bir fırçalarımı ayarlamam gerek. Gencolar. Bir saniye. Arkadaşlar. İnanılmaz bir renk. Gerçekten pigmenti yüksek bu arada. Neyse kız işte eve gider. Ama bu kızın da yani dediğim gibi aklında şimdi biri var ya. O çocuk onun storylerine fake hesaptan bakıyor falan zanneder. Halbuki öyle bir şey yok. Ama bu kendini buna inandırmıştır. Anlatabiliyorumdur inşallah. Adamla konuştuktan sonra işte kız arkadaşlarıyla da serpme kahvaltısını bitirdikten sonra işte bir kahve içmeye gider. Sonra işte evine döner ya da işte üniversite öğrencisi, öğrenci evine işte yani ya da apartına, her nereyse oraya döner kızlarla. Kızlara der böyle böyle kahvaltıdayken bu işte adamla konuştum. Ben der gece çıkacağım. Loca der tutacak. Siz de gece uğrayın. Karşılaşmış gibi yapalım der. Şu adamla hoşlanmıyor ki. Rakı yani biz gideceğiz. Rakı bittikten sonra ben size geçiyoruz dedikten yarım saat sonra karşılaşmış gibi yapalım falan der. Onların da işine gelir tabii. Ondan sonra kız işte hazırlanmaya ufaktan başlar. Adam der işte akşam 7'de seni alırım. Akşam yemeğini yerken rakımızı içeriz, oradan eğlence diye. Kız da tamam der. Saat olur işte 5. Kız böyle ne giyeceğini falan story atmaya başlar. Bu mu olsun, bu mu olsun? Bu daha mı iyi oldu? Böyle mi? O sırada 50 tane adam Allah diye. Ay kız! O sırada 50 tane adam. Düşüyordunuz, özür dilerim. O sırada 50 tane adam tabii storiesine cevap verir. İşte yürür buna falan. O sırada o kendini çok popüler falan zanneder. Göğüs dekolteleri bilmem neler. Onları paylaşır falan. Tabii o sırada adam da hani der çok böyle takipçi de yarısı bot olan ama insanların
yazacağını bildiği bir kız olduğu için adamla para harcamaktan bu sırada o çekinmez yani. Çünkü hanım ablamız hep böyle devam ettiği için hayatına daha önce takıldığı gittiği yerleri de bildiğinden mütevellit. İşte adam şey falan der, şimdi gece çıkacaklar ya, storiesine cevap verir işte, bana niye sormuyorsun falan filan, yani kıskanıyorum işte, sahipleniyorum seni anlamında. Bu diyaloglar hep böyle olur arkadaşlar. İşte kız da der ki ama neden, ne olacak? Sen beni kıskandın mı falan, hani yalandan kurlar yapılır arkadaşlar falan. Ondan sonra kız işte ne giyeceğine karar verir, giderler gece. Akşam yani daha doğrusu. Şu renkli şeyi de alayım ya. Durum, şunun rengini çok merak ettim. Şu. Tabii bu kızlarda genelde arkadaşlar ipek kirpik vardır. Tamam. Makyajını yapar çıkar bu arada. İpek kirpik vardır. Doğal güzelim, melaşko tripleri falan. Ama yüzünde 50 tane kalıcı işlem vardır. Neyse. Allah Allah. Gerçekten çok tanıdık geliyor böyle anlatınca bana. Bu tarz insanlar. Ben doğal güzelim aşko. Ama yüzünde 50 tane kalıcı işlem ve estetik operasyon var. Bu arada buna karşı asla değilim. Ben de dudak dolgusu yaptırdım. Yani bir insan kendiyle alakalı bir şeye beğenmiyorsa net bunu yaptırabilir. Sadece sanki yüzünde hiçbir işlem yokmuş ve o doğal güzelmiş gibi davranılması beni inanılmaz rahatsız ediyor yani. Ne anlatıyorsun diyesim geliyor. Şimdi bütünlük sağlaması adına ve uçlar daha koyu olsun diye şey, kontür rengimden alıyorum azıcık. Koyuluk sağlayalım ya. Elim hep böyle şeye gidiyor. Nude ve ne derler ona? Kahve tonlarına gidiyor benim. Buna alışmış benim de elim yani. Çok şey yapamıyorum. Ve bu kızlar da genelde bu tonları sever zaten. Daha doğrusu onlar böyle siyah ağırlıklı, böyle eyelinerlı. Eyeliner çekmeyeceğim ama şey severler. Böyle kokkuyu bir gece makyajı diye. Ben şu an hem kendi sevdiğim hem de o kızların da tercih edebileceği şeye yakın bir şey yapmaya çalışıyorum. Şurayı tam bir koyulaştırıp geliyorum abla. Tamamdır. Şimdi tam şeyde yaptım. Ne derler ona? Tekrar göz pınarlarıma doğru oraları da aydınlattım. Şu an her şey daha iyi. Şimdi boş fırçayla güzelce dağıtacağım iyice. Neyse işte kız gitti eve. Hazırlanmaya başlıyor. Dediğim gibi storyler atıldı falan filan. Adam da bir ufaktan benimsedim havasını verdi. Kızın da hoşuna gitti falan. Aklında birisi var tabii dediğim gibi. O çocuğun, sevdiği çocuğun onun böyle gizli gizli storylerine baktığına falan inanıyor. Yazık, sakat galiba. Ondan sonra çıkıyorlar. Adam 7'de kapının önünde kızı bekliyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir hareket yapacağız. Gözaltımızı tekrar transparan pudrayla şöyle bir geçeceğiz. Şurası da daha keskin olacak. Muazzam. Ama hani belli belirsiz bir keskinlik. Anladın? Hani böyle küt diye değil böyle. Zaten orayı çok güzel dağıttım. Anladın? Neyse bunlar giderler. Yer ayırtılmış. İşte rakılarını söylerler. Yemeklerini, mezelerini söylerler falan. Konuşurlar ama kızın elinde sürekli bir telefon. Habire bir story. Meyhanedeyim ben hani. İşte yine bir cumartesi gecem boş geçmiyor falan filan. Bu arada bu Maybelline'in Fossilash galiba, onu kullanacağım. Neyse işte bunlar işte yavaş yavaş içerler. Kız tek içer tabii. Öyle kızlar tek içer. Senin benim gibi duble mi içer? İşte abimiz onunla konuşmaya çalışıyor. Neler yapıyorsun işte, daha önce böyle görüşemedik. Gerçekten bizim için büyük bir kayıp falan der adam. Keşke daha önce konuşsaydık der. Çünkü hanım ablamız dikkat çeker. Gerek dekoltesiyle, gerek giyimiyle, saçlarıyla falan. Ondan sonra sever yani, bakımlıdır hanım ablamız. Yani kız da şey der, ben de aynı fikirdeyim seninle, çok keyifli geçiyor benim için de falan, yalan söyler. O sırada kız WhatsApp grubunda şey yazar, parası olmasa asla hani bugünümü onunla harcamazdım falan filan.
der. Kızlar maalesef böyle bu arada. Aman kız bulaşma. Ondan sonra konuşurlar. Böyle çok da konuşmaz zaten. Kız her şeye ha, evet falan der. Hadi der adam. Sen de biraz sıkıldın. Mekana gidelim der. Kız böyle yalandan meyhanede cüzdanını çıkarır bu arada. İşte lütfen hani ben karşılayayım, ben ödeyeyim falan filan. Adamlar öyle şey mi olur ben der. İşte seni çağırdım, davet ettim, olur mu öyle şey falan der. Kız da şey der, burayı ben ödeyeyim, kulübü sen ödersin öyle hani ödeşelim falan der. Adam der kesinlikle olmaz. Sen bu gece hani benim misafirimsin. Ben yazdım sana. Senin kendince planın vardı falan der. Tabii kız bu arada o anketi yaparken şey ayağına yapar. Kızlarla çıkıyorum hani. Anladınız mı? Benim hani param var. Öğrenci de olsam falan diye. Sonra işte adamla der. Kız ne oluyor? Ondan sonra adam da işte bu kadar ısrarlayınca kız da şey der. Tamam o zaman hani bir sonrakine o zaman ben öderim falan der böyle. Adam öder, kız mutlu. Mekana giderler. Hemen gruba yazar kız. Biz bu mekandayız. Bu mekandayız. İşte haberiniz olsun. Bir yarım saat sonra siz gelin karşılaşmış gibi yapalım falan. Otururlar locaya. Adam viskisini söyler. Bira da değil doğru. Viskisini söyler adam. Kız da işte kokteylini söyler. Şişeler açılır. Şişe açılırken kız 50 tane story atar ama asla adam storylerde gözükmez. Sadece kız mekanı çeker. Locadayım aşko hesabı. Ondan sonra hani gelecek taliplere de engel olmaması adına. Anladınız mı? İşte birileri yazar. Aa hangi mekandasın, hangi locadasın falan. Başta bir mekanı paylaşmaz kız. İnsanlar merak etsin, yazsın diye, neredesin falan diye. Ve daha kızlar gelecek diye, gelecek olan talipleri engellememesi adına mekanı başta paylaşmaz işte. Adamlar peşinde olan çocuklar da yazsın diye. Bunların her şeyi matematiği var arkadaşlar. Ben bunları gördüm, biliyorum. Konumsuz story'yi atar, bir kat daha gider. Herkes yazmaya başlar zaten. Yarım saat sonra da kız arkadaşları geldiğinde orada adamla birlikte oturur falan. Adam zaten çakır diye. 5 duble rakı içmiş, üstüne viski içiyor diye. Kız arkadaşları geldiğinde yalandan bir çığlık kıyamet. Aa siz de mi buradasınız falan filan. Adamla tanıştırır. Aa beyefendi, bize bahsettiğim beyefendi bu muydu falan der arkadaşları da böyle. Adamla böyle bir kafasının çakırlığıyla da kendini daha önemli hisseder ve siz de gelin bize katılım falan der. Klişedir bu. Öyle abilerimiz severler yani genç hanımefendileri de. Ondan sonra kızlar da geçerler locaya. İçerler içkilerini falan. Sonra kızlar başlarlar story'e. Hepsi. Bu sefer konumlu. 5 tane kız, bir tane adam. Paylaşırlar tabii. Ondan sonra bütün gece eğlenirler. Story'ler atarlar. Masaya habire bir şeyler gelir. Kızlar başkalarıyla kesişir. Hemen kısa diyorum. Hızlı minik bir kontür yapacağım şimdi. Böyle kulağımı çıkarınca da hep aklıma dalga geçen arkadaşlarım geliyor. Pislikler. Onlar yüzünden tikim var hala. Abartıyı sever bu ablalarımız. Biraz böyle olacak. Şöyle de bir... Yani burun kontür de değil de şu hareketi yapmayı ben çok seviyorum. Hani şu... Sadece şuralara şöyle inceden dokundurmayı ve o burun kemiğini daha belirgin yapmayı seviyorum. Bu kızlar bütün gece storyleri atarlar. İşte birbirlerine gösterirler. Aa bu benim story'me cevap verdi. Aa bu çocuk hatırlıyor musun? Önceden bana yazmıştı falan. Adam böyle bir kafasının çakırlığıyla da bir şey olur yani böyle hani kızlar hani ne... Benim dışarı çıktığım rakı içtiğim kız da bir garip davranmaya başladı falan. Der adam biraz şey olur, bir tribal enfeksiyon olmaya başlar. Ama çok da çaktırmaz falan. Şey der işte ben biraz hani daraldım bunu aldım. Ben de bir arkadaşımı çağırsam mı der bu abi de. O da kız da tabii falan der. O adamın da arkadaşları gelir. Tam sarhoş muhabbeti. Herkes birbirine yürümeye başlar arkadaşlar. Ama kızların işte birinin flörtü vardır. Birinin aklında zaten birisi var. Adamın çıktığı kısım falan. Ondan sonra bunlar eğlenirler. Kendilerini evlerine de bıraktırırlar. En son ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Gecenin sonunda bu kız grubu artık balkona mı, mutfağa mı? Şeye otururlar. Masaya toplanırlar. Başlasın curcuna.
Bizim kız, adamla dışarı çıkan kız. Dudağıma da şey yapacağım da, rujumuzu, son dokunuşumuzu yapalım. Bir dakika bekletiyorum. Akıllara zarar. Çok güzel oldu makyajım. Şimdi ne diyorduk? İşte bu kızlar, arkadaşlar, şey yaptım bu arada. Hemen dudağıma bir dudak kalemi. Bu arada şeyi çok seviyorum. Flormar'ın, aşağı yazarım, bir 201'ini ben çok severim. Bir de onun haricinde bir tane daha var. O da çok iyi. Onu sürüyorum ve size göstermiştim ya, Nivea'nın çilekli bu şeyini almıştım. Onu böyle sürüyorum. Hem nemli hem de dudak çerçevemi yapmış oluyorum. Eşit duruyor dudağım falan. Öyle, onu yaptım sadece. Bir de saçımı hafif hemen bir hallettim, geldim. Bu kızlar arkadaşlar otururlar eve geldiklerinde. Otururlar işte artık balkonda mı, mutfakta mı ne, otururlar. Bir tanesi der ki, aa, adamın çağırdığı o çocuk fena değilmiş falan filan der. Ben belki konuşurum falan der. Bu kız da der işte, bu story'me şu kadar fake hesap bakmış. Kesin işte o çocuk, işte aklında olan o bakmış falan filan. Sonra birden kız ağlamaya başlar. İşte unutamadım da, şöyle de böyle de, sadece kendimi kandırıyorum da, aklımda sadece o çocuk var da bilmem ne de falan filan. O sırada adam tabii buna yazar. Çok güzel bir geceydi, ben çok eğlendim, çok keyif aldım falan filan diye. Kız da ben de falan der ağlarken. O artık, o adam onun için artık cebde yedek. Hani bir yere gideceği zaman o adamla gidebilir ya da bir daha hiç görüşmez. Ama şey tayfası işte, biz hep aklımızdakileri içtik. O tayfadan kız. Maalesef arkadaşlar, böyle şeyler var. Maalesef. Ben çok keyif aldım hem videodan hem de yaptığım makyajdan. Wow yani. Bu arada şunu söyleyeceğim. Sonunda çekiliş olayını gerçekleştirmeyi düşünüyorum ben. Onun için de şöyle bir şey düşündüm. İyi markalardan demiştim ya, işte bu Benjamin's de olabilir. İşte Calvin Klein de olabilir falan. Tişört düşünmüştüm. Lakin onun yerine ortalama bir 1000 lira düşündüm. Şeyden hediye çeki, Trendyol'dan. Çünkü benim erkek takipçim daha fazla. Herkesin işine yarayabilecek bir şey olsun istiyorum. 3 kişiye vermeyi düşünüyorum. Ayrıntıları hem burada hem de Instagram'da paylaşacağım. Yani işte çekiliş için ne gerekiyor, onları falan yazacağım. Onu artık gerçekleştirelim istiyorum. Hediye çekinin olması da daha iyi. Herkes ihtiyacına göre ne istiyorsa alır. Daha sonrasında ya bütçeyi fazlalaştırırız ya da sizin isteğiniz doğrultusunda marka olarak gerçekleştiririz falan. Çekilişten kastım hediye. Böyle, ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Hem dolgulu hem de saçlarımı yaptırdım. Ve kameranın karşısında artık sabit oturduğum bayağıdır ilk video. Güncel halimle birlikte. Instagram'da daha post atacağım zaten. Onun altına bir yorumdur, etikettir falan, her neyse. Onları da paylaşacağım bu arada. O zaman sizleri çok öpüyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Şuralardan bir yerlerden, çıkan yerden kanala abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi, İroş Bayar, unutmayın lütfen. Videoyu da beğenirseniz tabii ki çok makbule geçer. Sizleri öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Thank you.